Kanalımdan sevgiler. Bahçemizden taze semizotu toplayalım. Taze taze toplayıp yemeğimizi pişirelim. Evet halacığım. Yeğenim Gülce ile semizotu topluyoruz. Semizotumuzu toplayıp yemeğimizi pişireceğiz. Değil mi hala? Gayet güzel tertemiz semizotları yağmur yağmış. Mis gibi semizotu. Evet halacığım, semizotlarımızı topladık. Yemeğimizi pişirelim. Yıkayalım. Bahçede küçük bir gezinti yapalım. Şeftali ağaçları. Bağ bozumu. Şeftaliler toplanıyor. Evet. Biraz da başka taraftan toplayalım. Semizotu bayağı çok. Evet, şeftalilerimiz gayet güzel. Bursa şeftalisi. Dalından koparmak da farklı bir hoşluk. Semizotu yemeğimiz servise hazır. Şimdi yapılışına başlayalım. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar, bahçemizde topladığımız semizotlarımızı güzelce yıkadık, 5-6 su ve sirkeli suda beklettik, iyice süzülmesini sağladık. Şimdi semizotu yemeği pişireceğiz ve biraz da derin dondurucuda semizotu nasıl saklanır onu göstereceğim. Şimdi yemeğimizi yapmak için bir tane kuru soğan, kıyma ve bir diş sarımsak. Yemeklik yağımızı ekliyoruz. Bu üçlüyü birlikte kavuruyoruz. Kıyma koymayabilirsiniz de aynı zamanda. Kıyma da olmayabilir. Arkadaşlar, kıymayla soğanı İkisini birlikte kavurursanız yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Mutlaka deneyin. Ayrı ayrı kavurmayın. Evet, kıyma ve soğanımız iyice kavrulsun. Diğer tarafta hazırladığımız semizotlarımızı derin dondurucuya koymak için poşetliyorum.
Eğer derin dondurucunuzda yer kaplamasını istemiyorsanız hafif tencerede şöyle renginin hafif dönmesini bekleyin, sararsın. Ondan sonra poşetleyin. Ama direkt böyle de koyabiliyoruz. Poşetleyelim. İyice kavrulan olan soğan ve kıymamıza bir yemek kaşığı salçamızı ekleyelim. Kavuralım. Bir domates ekleyelim. Domateslerimiz birazcık kendini saldıktan sonra arkadaşlar bir çay bardağının yarısı bulgur, yarısı pirinç olmak üzere ekliyoruz. Yarı bulgur, yarı pirinç. Arkadaşlar biliyorsunuz semizotu çok narin yapraklı. Onun için pirincimize, yemeğimize birazcık şöyle su ekleyerek pirincimizi 2-3 dakika pişmesini bekleyelim. Sonra semizotlarını koyalım. Eğer birlikte koyarsak pirinç pişene kadar semizotunu çok pişirmiş olursunuz. Onun için de pirinci birazcık pişirelim. Pirinci ve bulguru karışık koyduk biz. İsterseniz tek de koyabilirsiniz ama daha da güzel oluyor lezzet bakımından. 3-4 dakika kadar pişirelim. Bir dakika kadar pişirdiğimiz pirincimizi semizotlarımızı ekliyorum. Arkadaşlar semizotu tam zamanı her yerde yetişen çıkan bir sebzemiz. Ot çeşidi. Mutlaka zamanında toplayın. Hem derinden dondurucuya koyun. Hazır yemek kışın yaparsınız. Çok da faydalıdır semizotu da. Şimdi biraz da derin dondurucuyu ekleyeceğiz. Derin dondurucuda nasıl saklanır semizotu onu da göstereceğim. Şimdi böyle tenceremize koyuyoruz ama birazcık piştiği an o inecektir. Kapağımızı kapatalım. Çok az da bir suyunu ekleyelim. Zaten biraz su vermiştik. Semizotunun kendi suyu da olacaktır mutlaka. Şöyle toplamda 2 çay bardağı olabilir. Tabi yapacağınız miktara bağlı bu. Kapatalım kapağımızı. O inecektir aşağıya. Arkadaşlar semizotlarımızı şöyle çiğ olarak buzdolabı torbalarına koyduk. İstiyorsanız böyle sade havasını alarak yüzdüreceğiz. Şöyle bir havasını alarak bağlayarak derin dondurucumuza koyuyoruz. Veya da üzerine şöyle bir kaşık kadar doğranmış domatesimizi de ekleyelim. Kışa hazır yemek arkadaşlar. Yine söylüyorum, isterseniz hafif de ocakta, tencerede şöyle hafif bir rengi dönene kadar da
kavurabilirsiniz. Öyle de koyabilirsiniz. Güzelce havasını alıyoruz. Ağzını iyice bağlayarak derin dondurucuda saklayacağız. Diğer poşetimiz de aynı şekilde. Üzerine domates ekleyelim. Bunu eklemeseniz de olur ama koyarsanız da güzel oluyor. Zannedersem bir poşet daha yapabiliriz. Şöyle güzel boğum yapalım. Tekrar havasını çıkaralım. Bağlayalım. Evet, böyle derin dondurucu da muhafaza edelim. Kışa hazır yemek arkadaşlar, mutlaka böyle olunca daha da hazır oluyor. Hazır yemek yapmak daha da kolay gelir. Böyle hazırlayalım. Arkadaşlar bayağı aşağı indi ve daha da inecektir. Piştikçe haliyle. Suyumuz yeterli. Bir kaşım karıştırdık. Tuzumuzu ekleyelim. Damak tadınıza göre tuzunu ekleyin. İstiyorsanız baharat olarak zaten sarımsağı var içerisinde. Birazcık toz biber ekleyebilirsiniz. O da isteğe bağlı. Ocağımızı kısalım. Kısık ayarda semizot yemeğini pişirelim. Sebzenin kendi suyu da çıkıyor arkadaşlar. Çok su koymuyoruz. Kısık ayarda çabuk pişecektir. Çünkü ön aşama pirincimizi 4 dakika pişirdiğimiz için semizotu da hemen hemen bir 4 dakikada pişer. O kadar çabuk pişen bir yemek. Kısık ayarda pişirmeye bırakalım. Ve derin dondurucuda saklayacağımız poşetlediğimiz semizotlarını havasını alarak güzelce bağladık. Dolabımızın derin dondurucu bölümünde güzelce saklayalım arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Videolarımı paylaşım yapmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Semizotu yemeği servise hazır. Ocağımızı kapatalım. 15 dakika içerisinde pişen bir yemek.